Merhaba değerli izleyiciler. Kanal 25 Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteni ile karşınızdayız. Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinde polis servis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memurlarından Mustafa Karakaya'nın Erzurumlu olduğu belirlenmişti. Şehitlerden İlyas Kaygusuz'un da Erzurumlu olduğu ve ailesinin Bursa'da ikamet ettiği tespit edildi. Hain saldırıda şehit düşen Mustafa Karakaya'nın acı haberi İspir ilçesindeki baba ocağına ateş düşürdü. Şehidin baba evine acı haber ulaşınca cadde ve evinin önü Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin babası Yahya ve annesi Güler Karakaya şehit naaşını teslim almak için Diyarbakır'a gitti. Şehit Mustafa Karakaya'nın eşinin oturduğu Ankara Yeni Mahalle'deki Çamlıca polis lojmanlarında yaşayan ailesine de acı haber sağlık ekipler eşliğinde verildi. Diyarbakır'a yeni gittiği belirtilen Mustafa Karakaya'nın şehit düşmeden bir gün önce babası Yahya Karakaya ile telefonda görüştüğü, iyi olduğunu söyleyip Diyarbakır'da hayatın normal olduğunu, sakin günler geçirdiklerini ve herhangi bir tehlikeli durumun söz konusu olmadığını belirttiği öğrenildi. Mustafa Karakaya, İspir ilçesinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Bu arada Erzurum'un bir diğer şehidi ise iki çocuk babası İlyas Kaygusuz oldu. Erzurum'un Narman ilçesi doğumlu olan İlyas Kaygusuz'un şehit olduğu haberi yaklaşık 20 yıldır Bursa'da ikamet eden Acılı ailesine sağlık görevleri nezaretinde verildi. Acı haberi duyan Narman'daki diğer akrabaları da sabah ilk uçakla Erzurum'dan Bursa'ya gitti. İlyas Kaygusuz'un cenazesi Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Mihraplı Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Terör örgütü PKK üyeleri tarafından 2 gün önce kaçırılan AK Parti İspir İlçe Başkanı Salih Zeki Çetinkaya, teröristlerin uyumasından yararlanarak kaçmayı başardı. AK Parti Erzurum İl Başkanı Fatih Yeşilyurt, terör örgütü PKK üyeleri tarafından 2 gün önce kaçırılan AK Parti İspir İlçe Başkanı Salih Zeki Çetinkaya'nın teröristlerin elinden kaçarak kurtulduğunu bildirdi. Yeşilyurt yaptığı açıklamada 2 gün önce Erzurum'dan Şanlıurfa'ya giderken Diyarbakır'ın Lice ilçesiyle Bingöl'ün Genç ilçesi arasında bir noktada otomobili durdurularak terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılan partililerin İspir İlçe Başkanı Çetin Kaya'nın bu sabah teröristlerin uyumasından yararlanarak kaçmayı başardığını belirtti. Çetin Kaya ile telefonla görüştüğünü ifade eden İl Başkanı Fatih Yeşilyurt, ilçe başkanımız içinde tutulduğum arada sabah namazına uyanmış ve Yasin okuyormuş. Etrafına baktığında teröristlerin uyuduğunu görmüş. Silahlar ellerinde uyuyan kişilerin tam olarak uyuyup uyumadığını kontrol için ses çıkarmış. Uyuduklarına kanaat getirince de iple bağlı ellerini taşlara sürterek çözmüş ve mağaradan kaçmayı başarmış. Yaklaşık 15 kilometre kaçarak bir köye sığınmış. Şu anda Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bir jandarma karakolunda bekliyor. Kendisiyle görüştüm ve sağlık durumu iyi dedi. AK Parti İspir İlçe Başkanı Çetin Kaya'nın kardeşi Şahin Çetin Kaya ve beraberindeki bir kişiyle 29 Mart'ta Erzurum'dan Şanlıurfa'ya giderken içinde bulundukları otomobil Bingöl'ün Genç Diyarbakır Lice ilçeleri arasında yer alan terör örgütü PKK üyeleri tarafından durdurulmuş. Salih Zeki Çetinkaya'nın yanlarına alarak kaçıran teröristler kardeşiyle yanlarındaki kişiyi ise serbest bırakmıştı. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, vatanın harimi istemine göz dikmiş hainlerin saldırıları yüce milletimizin birlik, beraberlik ve bütünlük azmini kırmayacak, devletimizin dirliği, vatanımızın birliği, milletimizin bütünlüğü ebediyen sürecektir dedi. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, vatanın harimi ismetine göz dikmiş hainlerin saldırıları, yüce milletimizin birlik, beraberlik ve bütünlük azmini kıramayacak, devletimizin dirliği, vatanımızın birliği, milletimizin bütünlüğü ebediyen sürecektir. Şühedaya rahmet, hainler güruhuna lanet olsun dedi. Aralarında Erzurumlu Mustafa Karakaya'nın da yer aldığı
7 güvenlik görevlisinin şehitlik makamına ulaşması dolayısıyla taziye mesajı yayımlayan AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, büyük milletimizin Kur'ani manadaki kardeşliğe imanı, vatanın bölünmez bütünlüğü, odağındaki kararlılığı karşısında hüsran ve bozguna uğrayan ihanet ve şer odakları ilani haye lanetlenecek. Amentüsü birlik olan milletimizin kardeşlik safı asla bozulmayacaktır ifadelerini kullandı. Vatan, millet, devlet ve kardeşlik mukaddeslerinin korunması noktasında ilahi müjdeye mazhar olan duruş ve kararlılığı sergileyen şühedaya övgüde kelimelerin yetersiz kaldığını kaydeden Milletvekili Aydemir, "Milletçe en belli takdiri kaydeden Allah yolunda öldürenlere ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz." hükmüne teslim olarak şühedamızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, yüce milletimize başsağlığı diliyoruz. Tarihin ön sözünde bir ölüp bir dirilenler olarak tarif edilmiş büyük milletimizin mensubu olarak kardeşlik doğrusunda asla ayrılmayacağımıza bir kez daha ahdediyor, birlik ve bütünlüğümüz noktasında bezmi alada ifade ettiğimizi, imanımızı koruyoruz vurgusunda bulundu. Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, aday öğretmen yerleştirme sürecinin başladığını duyurdu. Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde aday öğretmen yerleştirme süreci başladı. 7 ay sürecek olan aday öğretmen yerleştirme programı kapsamında aday öğretmenler için geziler düzenlenecek. Aday öğretmenlerin yetiştirilmesi için 474 danışman, öğretmenine ve aday öğretmenlerin atandığı 120 aday öğretmen yerleştirme süreciyle ilgili ayrıntıları anlatan Erzurum Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, aday öğretmenin 3 gün danışman öğretmen nezaretinde ders ve etkinliklere katılımı, 1 gün okul idaresinde yönetim işleriyle ilgili eğitimi ve 1 gün çevre incelemesi şeklinde toplam 14 hafta süreyle gerçekleşeceğini söyledi. Arslan, bakanlığımız tarafından 10 Şubat 2016 tarihinden yapılan 30 bin öğretmen atamasında ilimize 19 Şubat tarihi itibariyle yetiştirilmek üzere atanan aday öğretmen sayısı 406'dır. Aday öğretmenlerimizin yetiştirilmesi için aday öğretmen sayısının %10'dan fazlası, branşlardan bazılarının özellikleri dikkate alınarak 474 danışman öğretmene 22-23 Şubat 2016 tarihinden sonrasında aday öğretmenlerin atandığı 120 eğitim kurumu müdürlüklerine 3-4 Mart 2016 tarihinde yetiştirme süreci ile ilgili 16 saatlik hizmet içi seminerleri düzenlenmiştir. İlimize Şubat ayında atanan 762 öğretmenin 198 adaylık eğitimini ilimizde alan 406 öğretmenin içerisindedir. Hizmet içi seminerleri bakanlığımız tarafından yetiştirilen formatör eğitimciler vermişlerdir. Aday öğretmen yetiştirme sürecinin içeriği, aday öğretmenin 3 gün danışman öğretmen nezaretinde ders ve etkinliklere katılımı, 1 gün okul idaresinde yönetim işleriyle ilgili iş eğitimi ve 1 gün çevre incelemesi şeklinde toplam 14 hafta süreyle gerçekleştirilecektir dedi. Mumcu Caddesi'nde bugün öğlen saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Bir iş merkezinin çatı katında çıkan yangına itfaiye anında müdahale etti. Yukarı Mumcu Caddesi'nde Harp Malulü Gaziler Derneği'nde bulunduğu binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Çatı katından çıkan dumanlar sonrası vatandaşlar hemen itfaiyeyi aradı. Kısa bir süre sonra olay mahalline gelen itfaiye ekipleri hemen yangını söndürmek için harekete geçti. Bu arada iş merkezinin arka kısmında bulunan sokaktaki gençler de itfaiye ekiplerine yardıma koştu. Yaklaşık bir saat süren söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ederken meraklı vatandaşlar da ellerinde cep telefonları ile bu tabloyu kaydetti.
Lisans yerleştirme sınavlarına başvurular başladı. Başvurular 14 Nisan 2016 tarihine kadar devam edecek. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 2016 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi kapsamında başkanlık tarafından yapılan 2016 Yükseköğretime Geçiş Sınavı sonuçlarına göre YGS puanlarından en az biri 180 veya daha fazla olan adayların isterlerse lisans yerleştirme sınavlarına başvuru yapılabileceklerini bildirdi. ÖSYM'den yapılan açıklamada LYS'lere girme hakkı kazanan adaylardan LYS'lere başvuru yapmak isteyen 1-14 Nisan 2016 tarihleri arasında LYS başvurularını yapmaları gerekmektedir ifadesi kullanıldı. Başvuru işlemleri bir başvuru merkezinden başvuru yapacak adaylar için 14 Nisan 2016 tarihinde mesai bitimine kadar ÖSYM'nin internet sayfasından internet aracılığıyla bireysel başvuru yapacak adaylar için 14 Nisan 2016 tarihinde saat 23.59'a kadar sona erecektir. LYS'ler 81 il merkezi ve DEFKOŞE'de birden fazla oturumda yapılacaktır. Adaylar girmek istedikleri LYS'lerin hepsini aynı merkezde gireceklerdir. LYS puan türleri ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına girmek isteyen adayların YGS'ye ek olarak tercih edecekleri yükseköğretim programları için gerekli olan LYS'lere de girmeleri zorunludur. Yani açılacak programlar puan türlerinde oluşabilecek değişiklikler gibi durumlar nedeniyle farklı alanlarda puan türlerinin hesaplanabilmesi için adayların LYS'lerin tamamında sınava girmeleri yararlarına olacaktır denildi. Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 2016 yılının Ocak ve Şubat ayında 915 işsize 3 milyon TL işsizlik ödeneği ödedi. Ortalama olarak her yıl bu miktar arttığını ifade eden Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Tacettin Ötügen, kurum olarak işsizlik oranının çözülmesi noktasında yoğun gayret içerisinde olduklarını söyledi. Ötügen, Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 2016 yılının Ocak ve Şubat ayında 915 işsize 3 milyon TL işsizlik ödeneği ödedik. 2522 kişi işsizlik başvuru yapılırken 915 işsize 3 milyon TL işsizlik ödeneği ödendi. Ortalama olarak her yıl bu miktarda artıyor. Kurum olarak işsizlik sorununun çözülmesi noktasında yoğun gayret içerisindeyiz. İşsizlerimize elimizden gelen imkanlar doğrultusunda destek veriyoruz. Her yılı İş gücü piyasası araştırması yaparak işverenlerin ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. İşkur olarak iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını düzenli takip ederek bu doğrultuda aktif iş gücü programlarını düzenliyoruz. Gerek danışmanlık konusunda gerek iş bulma konusunda yoğun bir gayret içerisindeyiz dedi. Yarın deplasmanda Trabzon temsilcisi Arsinspor ile karşılaşacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor bugün sabah saatlerinde Trabzon'a gitti. Geçtiğimiz hafta sonu Düzyurtspor'u 4-0 mağlup ederek taraftarlarını sevince boğan ve şampiyonluk yolunda önemli bir engeli aşan Büyükşehir Belediye Erzurumspor yarın bir başka Trabzon temsilcisi Arsinspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Hafta başından beri bu maçın hazırlıklarını moralli bir şekilde yapan mavi beyazlılarda tüm planlar 3 puan üzerine kuruldu. Teknik direktör Ahmet Yıldırım, Arsin deplasmanının zor geçeceğini çünkü rakibin küme düşme potasında bulunduğunu belirterek iki takım açısından da önemli bir maç. Biz şampiyonluğa, rakip ise ligde kalmayı istiyor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor olarak sahadan galip ayrılarak hafta içi oynayacağımız Silivri maçına odaklanmayı düşünüyoruz. Oyuncularım sahada galip gelmek için ellerinden gelen tüm çabayı sarf edecekler. İnşallah bu deplasmandan alnımızın akıyla çıkar ve taraftarlarımızı sevindirmeye devam ederiz dedi. Bugün sabah saatlerinde otobüsle Karadeniz seferine çıkan kafilede sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Arsin ilçe stadında oynanacak olan karşılaşma saat 14.30'da başlayacak. Kanal 25 Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteni ile karşınızda olduk. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.